zamanlardan geçtik, o ayrı. Ama gerçekten çok başka zamanlara gidiyoruz. Çok başka. Çok başka derken yepyeni bir dünyanın kuruluşuna. Enerji değişiyor. Eski enerjinin yerini yeni bir enerji alacak. Evet. Hatta bundan 10 yıl sonra doğan çocuklara hepimiz ağzımız açık bakacağız. Çünkü onlar direkt gösterecekler. Hani şu anda da doğan çocuklar öyle, o ayrı da bir 10 sene sonra hani normalleşecek. O doğan çocukları da gözlemlediğimiz şeyler. Nereye gidiyoruz? İnsanüstü dediğimiz, bizde var olan, hani Allah'ın esmaları diyeyim, yani açığa çıkmaya başlıyor, öyle diyeyim. Yani insanlığın %90'ı ilk 3 çakradaydı. İşte 7 çakra gibi düşün. Ortada bir geçiş kapımız var, kalp. 3 çakra da yukarıdaydı, değil mi? Evet. %90 ilk 3 çakradaydı. Neydi o ilk 3 çakra? İşte sen var, ben var, bölünmüşlük var, iyi var, kötü var, zorbalık var, mağduriyet var, kendine acıma var. Hepsi oralarda depolanmış. Hayatta kalma savaşı var, ego var. Hepsi. Şimdi bu açığa çıkan frekans dedim ya, böyle hepimiz soluyoruz şu anda. Bizi bu kalp çakrası dediğimiz Mutmain. çakrasına, evet, nefs mutmain, kalp çakrasına çıkarıyor. Buraya. Ve bu dünyanın kalbi Türkiye'de gerçekleşiyor. Niye acaba? Şimdi Türkiye'ye bir baktığımızda, hani zaman yoksa eğer, bu topraklarda yaşamış bütün o üstatları, erenleri, peygamberleri bir düşün. Onların enerjileri de burada değil mi? Şimdi zamanı attık. Kesinlikle burada. Dolayısıyla tüm bu enerjiler şu anda hizmet ediyor. Bize hizmet ediyor. Neye hizmet ediyor? Kalp çakramıza hizmet ediyor. Ne demek o? Sevgi. Birlik, bilinç. Düşünsene Serpil'im, dünya gezegeninde ne kadar eren, ermiş, derviş, üstat, yani Hindistan'da var, eski Çin'de var, Mezopotamya bölgesinde ve Anadolu'da var. Amerika'da duydunuz mu? Avrupa'da duydunuz mu? Eski Yunanistan'da işte var biraz. Onun dışında hepsi bu taraflarda, fark ettin mi? Ve bunların merkezi de Anadolu. Bu topraklar, Atlantis'in bu ne? ve Mu'nun geçiş toprakları da burası. Mısır'a gitmek için burayı kullandı. Yani Gobi Çölü yine buraya yakın. Her şey buraya. Bu Anadolu topraklarında ve bütün her şey andaysa, bütün üstadlar şu anda Amerika'da mı? Burada. Tabii Amerika'da da var aslında. Yani Lemurya'nın, o eski Toltek kabile şeyleri falan tabii ki orada. Ama tabii ki onlara yardım edileceğini düşünmüyorum. Burayı, yani burada bunun ayırdına varmak lazım. Kesinlikle, yani sadece coğrafya olarak değil, başka bir düzeyde geçiş kapıları da var Türkiye'de, Evet. biliyorsun. Ve biz hepimiz burada bu enerjiden, bu frekanstan ne yapıyoruz? Nasibimizi zaten an be an alıyoruz. Nasıl alıyorsunuz? Beni izleyen birçok arkadaşımız şu anda söylediğim bazı şeyleri ben tahmin ediyorum. Evet ya, diyecekler bana. Bir kere rüyalarınız çok canlı olmaya başladı. Bir kere öyle şeyler yaşıyorsunuz ki, ben bunu yaşamıştım. Hatta böyle gece bir rüya görüyorsunuz, sabah kalkıp rüyada gördüğünüzü yaşıyorsunuz. Zaman oldu, bitti ya. Önceden görmeler, rüyada görmeler. Haberci rüyalar dediğimiz rüyalar görüyor bazı arkadaşlarımız. Düşündüğü şeylerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyor. Ki bu gittikçe artacak. Ki bundan da nasıl faydalanacağız, biraz ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla birçok kişi şu anda, mesela baş ağrıları olabilir, ense kökünde biraz ağrılar olabilir. Çünkü bu frekansa uyumlanıyoruz ya. Bu tip şeyler bizde bir takım, hani rüyalarımızda olsun ya da gün içinde bir anda hani
başka bir boyutta gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Çünkü evet, bilinç sıçraması ne demek? Ne yapıyoruz? Başka bir boyuta doğru aslında yükseliyoruz demek. Bu ne anlama geliyor? Sizin bundan sonra ekrana görüntü yansıtıyordunuz dedim ya. O görüntüler yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Birçok kişi onun yansıtanın kendisi olduğunun bilincine daha çok uyanacak. Patır patır arka arkaya insanlar bulaşık yıkarken, araba kullanırken, yolda yürürken ya da kitapta bir cümleyle, YouTube'daki tek bir cümleyle bir anda anlık idrakler, bilinçler, farkındalıklar, hatta direkt uyanışlar yaşayacaklar. Ne olduğunu bile anlamayacaklar. Bir anda o bilinç bir açılıverecek. Enerji böyle sular seller gibi derler ya, hani ne uyanış dediğimiz kundalini çıkar, yukarısı da aşağıda iner, burada birleşir, aydınlanma olur demiyor muyuz? Bunlar peş peşe gerçekleşecek. Bir uyanan 100 kişiyi daha uyandıracak. Bir uyanan 100 kişiyi daha uyandıracak. Ve yavaş yavaş bu Truman Show'dan, bu simülasyondan diyeyim, çıkacağız. Matrix'ten. O yüzden nasıl çıkacağız? Buraya çıkmanın en kolay yolunu diyorum. Biraz duygusallık, derin duygusallık var ya. Türk milleti olarak derin duygusallıklarımız var. Şimdi böyle acıyı da çok derin yaşıyoruz ya. Hani nasıl söyleyeyim? Ben bunu bir sarkaçla anlatıyorum. Bir şeye ne kadar çok acır, üzülürseniz buraya da o kadar duygusunu yaratıyorsunuz. Bu derin duygusallık mütemadiyen salınımlar çıkarıyor. Yani düşük frekanslı salınımlar çıkarıyor. Hani dedim ki mesela deprem yaşandığında çok fazla orada acıma duygusuna girmeyin. Çünkü sistem ya da senin bilinçaltın acıdığının farkında değil. Onu tamamen kendine acıma olarak algılıyor ve zaten sendeki o acıma duygusunu açığa çıkarıyor. Ya da utanıyorum evimde yatmaktan diyorsun. Bak utanç duygunu çıkarıyor. Suçluluk hissediyorum bu bir bardak su içerken diyorsun. Bak suçluluk duygunu çıkarıyor. Sıkıştım kaldım hiçbir şey yapamıyorum diyorsun. Orada sıkışmışları izliyorsun çünkü. Tamam bunlar açığa çıksın ve gör. Ve zaten dönüştür. Yani bu biraz da zaten buna hizmet ediyor. Ama. Derin duygusallık negatif anlamda şeyden mesela. Acıma yerine merhamet diyorum ben. Ya da şefkat diyorum. Elinden geleni yap. Merhamet, vicdan, duyarlılık, şefkat tabii ki olacak. Ama şu derin özdeşleşme duygusunu bırakalım bir. İkincisi ne zaman zihniniz duygusallık anlamında mesela kendinize acımaya girdi. Ya orada bir sistem geliştirin. Öyle bir sistem geliştirin ki orada bir durdurun kendiniz. Yani bir iptal deyin. Sargacı buraya kadar çok fazla attırmayın. Çünkü öyle zamanlardan geçiyoruz ki bu sargaç bu tarafa doğru gitmesi bir günü bulmuyor artık. O kadar hızlı geliyor ki tekrar önüne. Her yarattığım bir duygu tık 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 tekrar geliyor. O yüzden biliyorsun zaten neyi yarattığını ya da neyi yaratacağını. Ha bilinçli yaratıma geçtiğinde sorun yok. Kapıyorsun gözünü. İstediğin zaten tezahür ettiriyorsun duygusuyla. Ama rastgele zihnini kontrol edemediğinde kişi acı çekiyor. Ve acı çekerken yeni acı yarattığının farkında değil. O yüzden özellikle ama ben çok duygusal bir insanım diyen arkadaşlara diyorum ki eskiden de sen o eski sensin. Eskide yok. Kendinize dair tüm tanımları değiştirin. Ben çok duygusalım ama ben çok ağlarım. Ben çok üzülüyorum. Ve bunlar marifet değil. Her şey çok derin ve acılı hissederek yaşayacaksın. At çöpe. Şimdi kendine yeni tanımlar koy. Çünkü dediğim gibi öyle zamanlardan geçiyoruz ki söz büyü artık. Bak çok 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 sıkı bir cümle bu. Söz büyü. Evet. Bir Müthiş. tanışa dinliyorum. Not alıyorum dinlerken ben.
10 tane kelime şey 10 tane cümle söylüyor arka arkaya. 20 dakika onu dinliyorum. Sonra kendisine gösteriyorum. Şu cümleyi 10 kere söyledin. Ben böyleyim, ben şöyleyim. Ben bunu engelleyemiyorum, ben bunu yapamıyorum. Ben zaten çok duygusalım. Ben çok acı çektim. Bana çok şöyle yaptılar, böyle yaptılar. İşte dedim bak ben şu anda buraya yazdım ama yazmasaydım sen şöyle düşün. Tık 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 gün içinde sürekli bunları yayın yapıyorsun. Bunlar da kendi benzerlerini çekiyor, sana bir daha yaşatıyor. Ama bitti. Yani artık bunlar eski sen Şey artık. gibi ya, yani bir çemberin içine hapsediyoruz kendimizi. Onun dışından çıkmaya çalıştıkça daha fazla bir tane daha, bir tane daha hapishane, bir tane kısır döngü. Bir tane daha, bir tane daha.